Bittim bu kadar sevdikse de atlar sonra işte. Bir tatlı be, tipini yediğim çok yediğim. Oy, oy. Diyecekler atla içeceğim. Tatlı be. Bay bay. Atla, ben atlam atladım. Ne? Ben atladım. Evet. Ay. Ne kokuyor? Kırmızı gözlü. Evet. Yukarıda yürüyüş. Şu atlar yürüyor ya. Yürüyüş atlar için mi yoksa? Yok, siz de gidebiliyorsunuz. Parkurda dolaşılabiliyor. Neler görülüyor? Orada koyunlar var, köpekler falan var, inekler var. Ondan sonra yukarıda küçük bir gölet var, balık içinde kırmızı balıklar var. Bu çiftlik gezinizde başka hangi hayvanları gördünüz? Lama, atları gördük. Onları da sevdik bayağı. Ördekler, kazlar, ördekler, falan değil mi? Kuşlar var. Evet. Tavuklar, horozlar. Tam bir çiftlik hayatı burası. Aynen yani. Öyle. Stresten kurtulmak için. Aynen. Güzel bir sabah kahvaltısıyla başladık. Neler vardı kahvaltıda? Ortada güzel bir menemen. Menemen? Geri bir klasik kahvaltı tabakları var ayrıca. Böyle reçelli, yumurtalı falan. Aynen, şeyli, evet. Aynen, evet. Peynirli. Peki ekonomik mi fiyatlar? Ekonomik, evet. Tavsiye ediyorsunuz. Ediyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir çiftlik filmi hazırlıyormuş. Ali Baba'nın çiftliği var ya, onun gibi bir şey. Böyle hayvanları şey yapıyormuş, çekiyormuş. İnek biliyorsunuz süt veriyor ya, inekten nasıl süt çıkar onları anlatıyormuş. Tamam, dokunalım mı biraz? Dile bak, dile. Dişlere bak, dişlere. Tertemiz dişlere. Mami, bak dişlere. Dile böyle. Gel bakalım. Evet, gel sen de bu siyahı. Gel bakalım, siyahı. Diş. Evet, Ali Baba'nın çiftliği.
Örüyor abla. Düşman testlerimize hoş geldiniz efendim. Burası ailenizle birlikte kahvaltı yapabileceğiniz, çocuklarınızı gezdirip ata bindirebileceğiniz, sosyal aktivitelerde bulunabileceğiniz çok aile uygun bir ortamdır. Özellikle kahvaltımız çok uygundur. Aynı zamanda yumurtalarımız çiftliğimizden kendi yumurtalarımız olup günlüktür. Sütümüz, çiftliğimizin sütü günlüktür. Kahvaltı haricinde ara yemeklerimiz de vardır, ara sıcaklarımız. Kendi böreğimiz var, Sarıyer kol böreği, kendi imalatımız olup. Sigara böreğimiz, paçanga böreğimiz, değişik alternatiflerimiz vardır efendim. Yine aparatifler olarak hamburger, hamburgerimiz kendi yapımımızdır. Fresh hamburger değildir. Artı olarak sosis patatesimizden, değişik börek çeşitlerimizden mevcuttur. Makarna çeşitlerimiz vardır efendim. Sıcaklardan isterseniz kuzular, et çeşitlerimiz, tavuk çeşitlerimiz mevcuttur. Etlerimiz güvenilirdir. Her şekilde hepsini tavsiye ederiz. Tatlarımız yine kendi imalatımız olup tavuk göğsü, kazan dibi, krem çikolata, keşkül, süttaç, günlük imalatımız olup her şekilde çocuğunuza ve kendinize güvenle yedirebileceğiniz sağlıklı, hijyenli ortamda ve çiftliğimizin kendi ürünleri. Kahvaltı tabağımızda 2 çeşit peynir, 2 çeşit zeytin, 2 çeşit salam, tereyağı, bal, domates, salatalık, haşlanmış yumurtalardır. Yanında bir tane fincan çayımızla beraber 15 lira gibi bir ekonomik fiyattadır efendim. Arz ederseniz kaymak ve yumurta çeşitleri ekstra olarak sunulmaktadır. Tesisimizde kişi başı 20 liraya yumurtanı, kahvaltını, bunun yanında sucuğunu, bunları yiyebilecek şekilde çayınla beraber çıkılabilecek bir ortam mevcuttur efendim. Teşekkür ederiz. Çiftliğe nasıl geliyoruz? Toplu taşıma aracıyla geldiğimiz zaman metro veya minibüs kullanırsak Hacı Osman'da indiğimiz zaman 152 otobüsleri var. Gümüşlere, Kısırkaya otobüslerine biniliyor. Zekeriyaköy'e geldiğimiz zaman köprü durağı var. Jandarmayı geçtikten sonra köprü durağında indikten sonra sol tarafta yaklaşık 150-200 metre yürüdükten sonra çiftliğimize gelebiliyoruz. Evet. Özel araçla gelmek isterlerse Maslak istikametinden Sarıyer'e doğru devam ediyorlar. Derbent'i geçtikten sonra Hacı Osman Bayırı'ndan Bahçeköy tabelasından içeri giriliyor. Bahçeköy'den devam ediliyor. Bahçeköy'ü geçtikten sonra Zekeriyaköy tabelasından içeri girdikten sonra yaklaşık bir 5-600 metre ileride sağda girişimiz var. Kendi aracıklarıyla da bu şekilde ulaşım sağlayabilirler. Çevrede gezilip görecek yerler arasında neler var? Çevre şu an itibariyle yeşilliği ön planda olan bir yer. Tabii zaman ilerledikçe inşaatlar falan fazlalaştığı için fazla bir gezilecek mesire yerleri pek kalmadı. Köy merkezinde köy çeşme merkezinde var. Köy merkezinde çeşmesi var, camisi var, okulu var. Yani hala bir köy havasını koruyan bir ortamı var. Anıt ağaçlar. Anıt ağaçlar tabii birkaç tane. Çarşıda kafeler, çarşıda restoranlar. Kafeler, yeni yapılan bölümde restoranlar, kafeler. Evet. Her gün açık mı burası? Her gün açık. Pazartesi günleri at binişi yok efendim. At binişi yok. Pazartesi günleri haricinde diğer günden her gün at binişimiz mevcut. Pazartesi günleri de kafeteryamız, restoran bölümümüz hizmet vermekte. At binmek için ne kadar ücret ödenir? At binmek için çocuklar için kısa ve uzun turlarımız var. Kısa turlar 15 dakika gibi sürüyor yaklaşık 10-15 dakika. 15 lira gibi bir fiyattır. 3,5-4 yaş gibi başlar küçük atlara binmek. Büyükler için de yine kısa turumuz 20 lira, uzun turumuz yaklaşık yarım saat sürer. 45 lira efendim. Burada hoca da var. Hiç at binmesini bilmeyen. Tabii ki eğitmenlerimiz var. Hiç at binmesini bilmeyenler de eğitmenler yardımıyla ders alarak aşağı yukarı bir onlu ders paketi aldığı zaman onlu ders paketinin bitiminde tek başlarına binebilecek vaziyette at binmeyi öğreniyor.
Bunlar bizim atlarımız mı? Oğlum bak bak. Bay bay. İyi, çok güzel değil mi?